Amerikan yönetiminden Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararının açıklanmasıyla birlikte acaba Türk-Amerikan ilişkilerinde 1970'lerden bu yana, Kıbrıs konusundaki ambargodan bu yana en kötü dönem yaşanıyor diyebilir miyiz? Evet, kuşkusuz Türk-Amerikan ilişkilerinde Kıbrıs silah ambargosundan bu yana, 1970'lerden bu yana en kötü dönem. Bu elbette bir birikimin sonucu. Bana soracak olursanız Gezi protestolarına hükümetin verdiği cevapla başladı, karşılıkla başladı ve Obama'nın Türkiye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konusundaki görüşlerini değiştirdi ve ondan sonra da tırmandı. Özellikle Suriye krizindeki görüş ayrılıkları ve darbe girişimiyle birlikte kriz tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i iade etmemesiyle birlikte ve şimdi de Türkiye'de Amerikan vatandaşlarının sürekli gözaltına alınması ve tutuklanması sebebiyle de Amerika bir duruş belirlemeyi tercih etti. Geçmişte benzer sorunlar yaşandığında iki ülke arasında bu sorunları arka kanallardan, perde arkasında çözme girişimleri olduğunu görmüştük. Bu kez Amerikan yönetimi neden acaba kamuoyu önünde açık bir şekilde bunu yapmayı tercih etti? Acaba bu Türkiye konusunda Amerika'dan yeni bir yaklaşımın sinyali mi? Bence üç sebep var bu konuda yaklaşımın dramatik olarak değişmesinin sebeplerinden bir tanesi. Bir kere Başkan Trump var, yani biraz daha güçlü bir duruş sergiliyor ya da daha cesur adımlar atmayı tercih ediyor. Müzakere konusunda karşı tarafa baskı uygulama yönünde bir tarzı var. Obama'dan biraz daha yaklaşımı farklı. Obama daha hesaplı, daha rasyonel şekilde ilerliyordu. Bir diğer sebep de Türk cephesine bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk devletini tamamen elinde bulunduruyor. Dolayısıyla geleneksel olarak karar verme sürecinde, yani Dışişleri Bakanlığı ya da ordu çok bu süreçte yer almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına adım atıyor gibi. Yani iki tarafta da sert güçlü liderler var. Üçüncü bir sebepse sessiz bir şekilde bir diplomasiyi yürütmek çok işe yaramamış gibi görünüyor. En azından Amerikan vatandaşlarının gözaltına alınması konusunda. Dışişleri Bakanı Türkiye'ye uzun süre baskı uyguladı ancak bunun sonucunu alamadı ve Başkan Trump da Trump'ın da sabrı taştı ve bu yüzden böyle bir adım attı. Peki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi hala Batı İttifakı içerisinde bir müttefik olarak mı görüyor? Acaba bu politikalar Türkiye'yi Rusya kampına doğru çekebilir mi? Tabii ki Türkiye Batı İttifakı'ndan nasıl, ne kadar uzaklaşıyor ya da Amerika ne kadar onu oradan itiyor çok bilemiyorum. Ama tabii ki uluslararası alanda biraz daha bağımsız bir politika uygulanmasında, güvenlik konusunda o yönde bir çabası olmuştu ve bu bağımsız politikanın uygulanmasına yönelik olarak Türkiye İran ve Rusya'ya yaklaştı ama bir yandan da NATO'ya üye olmanın faydalarından da yarar sağladı, özellikle savunma teknolojisi alanında. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde politika yapıcıların Türkiye konusunda farklı düşünmeye başladığını görüyoruz. Bir yandan da Türkiye'nin Suriye'de attığı adımların Amerika ya da NATO çıkarlarıyla uyuşmadığını düşünüyor Amerika ve Türkiye'ye de şöyle dediler. İkisine de sahip olamazsınız. Yani evet, bağımsız bir dış politika fikrini anlayabiliriz ama bir yandan da güvenilir bir NATO ortağı, müttefiki olmanız lazım. Dolayısıyla burada bir süreçten bahsediyoruz. Yani iki tarafta da duygusal liderlerin olmasıyla da biraz daha kriz tırmanıyor. Türkiye'nin dış politikasına nasıl bir etkisi olacak sizce bundan sonrasında? Yani Amerika Birleşik Devletleri acaba Türkiye politikasına yeni bir yaklaşımı benimseyecek? Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devleti tamamen devletin kontrolünü elinde bulundurması ve bu fren sistemi artık geride kalmış durumda. Yani ordu artık Suriye'de atılacak bu adım iyi bir fikir olmayabilir. Bunun yerine şöyle yapmalıyız diyecek durumda değil. Dışişleri Bakanlığı da bu karar verme süreci içerisinde yer almıyor bana soracak olursanız. Ve kişisel dünyaya bakışı da hep dile getiriyor dünya beşten büyüktür diye. Ve
Türkiye'nin de bağımsız bir yolda ilerlemesi gerektiğini söylüyor ve bu da Türk halkı içerisinde karşılıkta görüyor. Amerika'da diyor ki peki tamam ama NATO müttefiki olarak da size güvenebilmemiz lazım. İşte boyutlardan bir tanesi bu. Bir diğer konuda Erdoğan'ın güven çemberi biraz daralmış durumda. Hep derin devlet, işte laik çevreler, o çevrelerle mücadele ediyordu bugüne kadar ve darbe girişimi bu güvensizlik ortamını biraz daha artırmış oldu. Ve memnun edici, tatmin edici bir açıklama da gelmedi o gece tam olarak neler yaşandığına dair. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala kafasında Amerika'nın olası bir rolüne dair soru işaretleri var. Amerika'nın desteğine tam olarak güvenemiyor ve bu da onun kişisel görüşünü şekillendiriyor. Ve Batı'daki politika yapıcılar da Erdoğan'ın bu yeni yaklaşımına adapte olmakta zorlanıyor. Yani bir güven sorunu yaşanıyor ve temel olarak aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesini de istemiyorlar. Peki Brunson vakasına, davasına dönecek olursak sizce neden Amerika Birleşik Devletleri 2 yıl boyunca bekledi yaptırım kararını almak için? Yani 2017 yılında Brunson gözaltına alındığında Trump ilişkiler çok iyi demişti Türkiye ile. Bu aradan geçen zamanda Trump yönetimi açısından neler değişti? Bir takım iç siyasete ilişkin hesaplar olabilir mi? Acaba evanjeliklerin desteğini alma çabası olabilir mi? Bence iki paralel süreçten bahsedebiliriz burada. Öncelikle Amerikan hükümeti ve işte Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve bütün bu sorunu perde arkasından çözme yolunda çaba gösterdi ama başarılı olamadılar. Ve neden başarılı olamadılar? Bunun en önemli sebebi Andrew Brunson'ın gözaltına alınması sürecinde Türk hükümeti onu bir pazarlık aracı olarak görmeye başladı. Diğer ikili ilişkilerin diğer boyutları açısından bir pazarlık aracı olarak kullanabileceğini gördü ve daha sonra da kriz çığırından çıktı. Ve burada da gazetelerde, Amerikan medyasında Brunson davası yer almaya başladıkça Trump da dedi ki ben bu konudan faydalanabilirim. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın elinden bunu bir anlamda alıp büyük bir konuya dönüştürdü. Hem Trump hem de Pence'in davranışlarına ve mesajlarına bakacak olursak Brunson'ın her zaman bir inanç adamı, bir Hristiyan olduğunu söylüyorlar. Bunu vurguluyorlar. Aslında bunların Amerikan hükümeti açısından bir öneminin olmaması lazım. Yani bir Amerikan vatandaşı en nihayetinde ama hep bütün açıklamaları, mesajlara baktığımızda Andrew Brunson'ın rahip olduğunu vurguluyorlar. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan perde arkasından bakıldığında acaba Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halkını bu konuda birleştirme konusunda bir silah veriyor olabilir mi? Bir ekonomik sorunlar unutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba bunu kullanıyor mu sizce? Cumhurbaşkanı Erdoğan iç siyasetteki meşruiyetini daha çok sağ kanattaki milliyetçilik üzerine kurdu ve bu tehdit ve işte dış ülkelerden gelen komplo üzerine kurdu. Bu evet seçmeninde yankı buluyor ve ona fayda sağlıyor. Dendi ki faiz lobisi dendi, dış mihraklar dendi. Şimdi yaptırımlar konusunda da dönüp diyor ki işte bundan söz ediyordum. Ve şimdi ekonomik olarak Türkiye'deki yavaşlama veya potansiyel bir kriz konusunda da yaptırımları suçlayabilir. Oysa uzun vadeli olarak küresel trendlere de bağlı olarak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi yanlış yönetiminden kaynaklanan aslında bir sorun ama dönüp diyebilir ki yaptırımlardan kaynaklandı. Ve muhalif partilerde çıkıp hükümete destek verebilir ve yaptırımlara karşılık vermeliyiz diyebilir. Ama şunu da eklemek lazım. Türk ekonomisi çok hassas ve kırılgan bir ekonomi. Yani bu yaptırımlar evet büyükelçide belki sembolik olabilir ama piyasalara şu mesajı veriyor. Olumsuz bir mesaj veriyor ve dolar ilk defa 5'in üzerine
gördü ve gerçekten bir ekonomik olarak bir zafiyet durumu var. Erdoğan bunu milliyetçi duyguları yükseltmek için kullanmak istese de piyasadaki realiteye baktığımızda bazı tavizler vermek zorunda kalabilir. Türk kamuoyunda Amerika'ya karşı yükselen bir duygu var, bir düşmanlık var, Amerikan karşıtlığı var ve derin bir güvensizlik var Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duyulan. Peki siz Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın gelecekte nasıl bir tablo, nasıl bir resim görüyorsunuz? Farklı bir resim görebiliyor musunuz? Ne kadar endişe verici bir tablo? Hala acaba bunun üstesinden gelmenin bir yolu var mı, olabilir mi? Pek çok açıdan en endişe verici dönem diyebiliriz. Yani Türk kamuoyunun %80'i Amerika'ya düşmanca duygular benimsiyor. Sadece AKP seçmenin değil, bütün siyasi partilerin seçmenlerinde bu duygu hakim. Ve bu birkaç şeyin tabii ki sonucu. Her zaman Türkiye'de Amerikan karşıtlığı oldu. Amerika'nın bölgedeki attığı adımlar ya da işte Türkiye'yi öfkelendirdiği, Türkleri öfkelendirdiği dönemler oldu. Bir yandan da AKP basını bunun üzerinde durarak iki taraf arasında gerilim yaratan konulara odaklandılar. Bunu mesela Rusya konusunda yapmıyorlar. Rusya'yla da gerilim ya da görüş ayrılığı yaşandı. Onun üzerine gidilmiyor. Ama uzun vadede bakıldığında en tehlikeli şey de bu, bana soracak olursanız. Çünkü hükümetler arasında görüş ayrılıkları yaşansa da bu görüş ayrılıkları hükümetler gider, görüş ayrılıkları gidebilir, ilişkiler onarılabilir, aşılabilir ama bu güvensizlik ortamı, atmosferini yaratmak Türk liderleri açısından ilişkilerin onarımını zorlaştırıyor. Çünkü kamuoyu düşmanca bir tavır kazanmış oluyor Amerika'ya karşı. İşte bu yüzden pek çok açıdan geçmişin en büyük trajedilerinden bir tanesi bu güvensizliğin dramatik bir şekilde büyümesi, nefretin büyümesi, iki toplum arasında ilişkilerin düşmanca hale gelmiş olması üzüntü verici bir durum. S-400 konusu, Brunson dışında S-400 meselesi de önemli konulardan bir tanesi. Ve Halkbank'a ceza gelecek mi, gelmeyecek mi veya YPG konusu ne kadar ciddi bir şey olacak? İki ülke arasında yeni bir krizin kaynağı olabilir mi sizce? Bence çok derin bir kriz olasılığı var. Kısa vadede bir çözüm öngöremiyorum. Çünkü anlaşsanız bile, uzlaşı sağlasanız bile hepsinde bir uzlaşıya varamazsınız. Hükümetler arasında bir güven eksikliği var. Sizin söylediğiniz gibi derin bir öfke var Türk toplumunda ve Amerikan karşıtlığı var. Türkiye'nin dostları yok kongrede. Dolayısıyla kongre bundan sonra yaptırımlar için bastırmaya da devam edecek pek çok sebepten dolayı. Ve söylediğiniz gibi İran önemli bir konu olmaya devam edecek. Trump yönetimi İran odaklanmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde çok fazla sorun var ve temel görüş ayrılıkları var. Düşünüş farklılıkları var. Türkiye diyor ki biz bağımsız bir ülkeyiz. Sizin yaptırımlarınıza saygı göstermek durumunda değiliz. Biz Suriye'de kendi yolumuza bakarız diyor. Ama Amerika'da diyor ki NATO müttefikisiniz. Size güvenmemiz lazım. Birlikte çalışmamız lazım bu konularda diyor. Dolayısıyla temelde bir görüş ayrılıkları var ve çözülmesini beklemiyorum. Son olarak Beyaz Saray'ın politikalarına baktığımızda ve Pentagon'un politikalarına baktığımızda farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani o iki tarafın orduları arasındaki ilişki, anlaşmalar devam ediyor, temas devam ediyor ya da ortak devriyeler devam ediyor. Mattis mesela kongreye bir çağrıda bulunmuştu F-35 tasarısı konusunda. Acaba Amerikan yönetimi içerisinde bir çatlak mı var Türkiye'ye yönelik yaklaşımda? Ne dersiniz? Türkiye konusunda, yani pek çok dış politika konusunda olduğu gibi Trump yönetiminde aslına bakarsanız farklı pozisyonlar var. Yani bir yandan Amerikan hükümetinin pozisyonu var, profesyonel memurlar, Dışişleri Bakanlığı memurları, Savunma Bakanlığı'ndaki memurlar ve bir de Trump'ın kişisel görüşü. Her zaman bunlar örtüşmeyebiliyor ve bir kafa karışıklığı yaratabiliyor diğer ülkeler için bu durum, bir gerilim yaratabiliyor. Şüphesiz Savunma Bakanı Mattis
Türk-Amerikan askeri ilişkilerini iyileştirmeye çalışıyor bu dönemde. Ama bu gittikçe zorlaşıyor çünkü hem Trump'ın davranışı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışları ordunun kontrolünü almış olması, devletin kontrolünü elinde bulundurmuş olması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türk kamuoyunun algısını mobilize etmiş olması da ordu, iki tarafın ordu arasındaki ilişkilerin iyi gitmesini de zorlaştırıyor. Ama Savunma Bakanı Mattis bu yönde çaba gösteriyor. Burada artık sorun askeri konularda bile Amerika ve Türkiye'nin çıkarlarının örtüşmemesi. Yani Türkiye eğer S-400 füze sistemini alıyorsa bu NATO'nun planlarına aykırı düşüyor. Çünkü Rus hava savunma sisteminin, radar sisteminin bir NATO müttefikin topraklarında olmasına izin verilemez ve siyasi bir mesaj da veriyor bir yandan. Rusya ile askeri alanda işbirliği yapmak Amerika'daki asker isimleri endişelendiriyor. Türkiye'ye güvenebilir miyiz diyorlar. Dolayısıyla Savunma Bakanı Mattis'in çabaları da bunu krizin genelinden korumak açısından gerçekleştirdiği çabaları da zora sokabilir. Bana soracak olursanız krizden korumak bunları zor olacak. Mesela Suriye'de iki tarafta Manbij konusunda çalışmaya devam etmek istiyor. Çünkü iki tarafın da çıkarında bu uzlaşının korunması, istikrarın sağlanması açısından. Ama siyaset o kadar düşmanca bir hale geliyor ki, o kadar iki taraf arasındaki güven azalıyor ki, tek bir yanlış anlaşılma veya üçüncü bir tarafın devreye girmesiyle durum daha da kötüleşebilir. Yani Türkiye dışında başka aktörler de var bölgede. Dolayısıyla Manbij konusundaki süreç çok hassas. Bence Amerika NATO'yu ve NATO liderleri de Türkiye'yi bir kanal, bir araç olarak kullanıyor. Ve tansiyonun düşürülmesi açısından bir kanal olarak kullanılıyor ama gerilimi azaltmak son derece zor görünüyor. Çok teşekkürler.